Arkadaşlar merhabalar. PDF olmayan bir video olacak bu. Çünkü ben yazacağım ve anlatacağım. Zaten sorular uzun değil. Burada sadece şunu yapacağız. 3 kişi Ankara'ya, 4 kişi Bursa'ya, 6 kişi işte Adana'ya, 5 kişi İzmir'e şeklinde sorular olduğu için yazalım kağıt israfı da olmasın. Hani şöyle yani siz zaten not edeceksiniz de. Şimdi soruları yazınca boşluklar oluyor. Belki 8 soru 2 sayfaya kalıyor falan. Öyle bir şey yapmaya gerek kalmadan sadece bir beyaz kağıda yazabilirsiniz siz de böylece ya da uyduruktan bir kağıt olması bile yeterli. Ama kağıtınız uyduruktan olsun ama bu anlatım çok önemli olduğu için arkadaşlar bir yerde durması gerekiyor. Ben bunu yine e, normal 10. sınıf oynatma listesinde de vardır e, yanlış hatırlamıyorsam ama TYT AYT oynatma listesinde kesinlikle var. Gruplama soruları bahsettiğim için çok önemli orada hatta derinlerine de girdim. O yüzden izlemenizi tavsiye ederim. Eğer hedefiniz yüksekse. Ama şu an okulu kurtarmak istiyorsanız benim verdiklerim yeterli olacaktır. Bahsediyorum şimdi arkadaşlar. İlk olayımız şu gruplama arkadaşlar. Sonra grupları dağıtırız. Önce gruplamadan başlayalım. Gruplamada da arkadaşlar iki durum var. Bir. Hatta üç durum var. Bir. Grupların isimleri var mı? İki. Gruplar Eşit sayıda elemandan mı oluşuyor? Yoksa gruplar farklı sayıda elemandan mı oluşuyor? Bunları inceleyeceğiz sizinle ve basit olması için önce A, B, C, D şeklinde dört kişi olsun. Bu dört kişiyi aynen bu dediğime göre yapayım arkadaşlar. Bir şunu söyleyeceğim, en basitten başlıyorum. Farklı sayıda elemanlar yapalım. Grupları ayırıyorum. A, B, C, D olsun. Bir grup bir kişi olsun, bir grup üç kişi. Sonra B. A, C, D. Sonra C, A, B, D. D, A, B, C. Grubun ismi yok. Sadece gruplara ayırdım arkadaşlar. İkinci durum bunları eşit sayıda gruplara ayıralım. A, B, C, D. Sonra bakın A, C, B, D. A, D, B, C. C, D, A, B. B, D, A, C. E, B, C, A, D. Şimdi dikkat. Bunları sayısal olarak yazıyorum burayı. 4'ün birlisi çarpı 3'ün üçlüsü ya da fark etmez. Şunu da yapsın olur. Hemen hani demeyin. Hocam niye önce onu yaptınız? Hiç mühim değil arkadaşlar. Oraya takılmıyoruz. Yine aynı cevaptır. Ne geldi? 4. Tamam. Demek ki gerçekten sayısal olarak doğru. 4 tane grup çıktı zaten ortaya. Gelelim ikinciye. 4'ün ikilisi çarpı 2'nin ikilisi. Bakın bakalım cevap ne çıkacak? 4'ün ikilisi 6 çarpı 1'den 6. Yalnız dikkat eder misiniz? Gruplarda A, B, C, D ile buradaki C, D, A, B aynı. Bu gereksiz. A, C, B, D ile burada B, D, A, C aynı. Bu da gereksiz. A, D, B, C ile B, C, A, D yine aynı. Yani şöyle düşün. Dediniz ki Ali Veli Ayşe Fatma. Ali Veli ve Ayşe Fatma'dan birer grup oluşturacağım. Ali ile Ayşe, Veli ile Fatma olsun. Ali ile Ayşe, Veli ile Fatma. Ali ile Ayşe'yi şu köşeye göndersem, sol alt köşeye. Veya sağ alt köşeye göndersem. Ali ile Ayşe hep birlikte. Yani Veli ile Fatma burada dursa veya şurada dursa. Veli ile Fatma bunlar bunların bulundukları yerlerin değişmesinin bir anlamı var mı? A D B C veya B C A D aralarını yer değiştirince gruplar değişiyor mu? Hayır. Herkes yine olduğu arkadaşıyla birlikte O yüzden arkadaşlar gruplarken çok önemli eleman sayısı eşitse böleceğimiz şey şudur N faktörü yani. yani grup sayısı kadar nye de bu arada şunu diyeyim Grup sayısı diyeyim Grup sayısı kadar faktöriyele böleceğiz. Bakın şimdi burada yapacağım olay şudur. diyeceğim ki, Normalde burada 3 grup var. Cevap 6 çıktı. Yanlış. İşte olması gereken şu. 4'ün ikilisi 2'nin ikilisi bölü 2 iki faktör yani. İşte bu yüzden konunun en önemli yeri arkadaşlar burasıdır. Eleman sayıları aynıysa yapmanız gereken şey gruplarken kesinlikle grup sayısına bölmek. Burada böyle bir sıkıntı yok. Sol tarafta eleman sayıları farklı olduğu için cevap kendisidir. Ama eleman sayıları aynıysa arkadaşlar aman bunu unutmayacağız. Soruyu çünkü yanlış yapmanıza sebep olur. Şu an grupları bir yere göndermiyorum. Grupların isimleri yok arkadaşlar. Sadece grupladım tamam mı? Şimdi gelelim. Bu gruplar arkadaşlar şöyle olursa ne olacak? Örnek yapayım artık. Şimdi tek tek yazamayacağım tabii ki. Çünkü çok büyük sayılar olur. Dörtlüğü göstermek mantıklı. Böylece artık grup sayısının aynı olduğunda ve farklı olduğunda ne olduğunu gördünüz. Gelelim şimdi 6 kişi olsun. Bunları arkadaşlar 1 2 3 şeklinde gruba böleyim. Bir de 2 2 2 şeklinde gruba böleyim. Anlattığıma göre yapıyorum. 6'nın birlisi, 5'in ikilisi, 3'ün üçlüsü. Bir şeyle bölecek miyim? Hayır. Neden? Gruptaki eleman sayıları farklı. O yüzden arkadaşlar burada hiçbir sıkıntı yok. Ancak şimdi sağdakine dikkat. İkişer kişilik 3 grup ayırdığımda altının ikilisi, dördünün ikilisi, ikinin ikilisi bölü 3 faktöriyel. Yani neden? Üç tane grup var. Bu üç grubu arkadaşlar her seferinde aynı insanlar bir arada olacaklar. O yüzden de 3 ile bölmem lazım. Yoksa aynı üstteki gibi arkadaşlar bir sürü birbiriyle aynı durum oluşur. Yalnız dediğim gibi burada sayılar büyük olduğu için hocam bir tek tek yazar mısınız da görelim deme şansınız maalesef yok. Benim de onu tek tek yazma şansım yok. Şimdi 6'nın birlisi bakın 6, 10, 60 tane durum. Yani tek tek yazmaya kalksam kafayı yerim. Buraya geldiğimiz zaman 15 çarpı 6 bölü 6'dan 15 tane durum. Bunu bile ben yazmaya üşenirim açık söylemek gerekirse. Neden? 90 durumu yazacağım. 90 durumdan arkadaşlar 75 tanesini silmem gerekecek. O yüzden de o muhabbete hiç girmedim bakın çok önemli. Bu şekilde gruptaki eleman sayıları aynı mı yoksa gruplardaki eleman sayıları farklı mı? Neymiş? Aynıysa böl grup sayısına. Kişi sayısına değil bak grup sayısına. 3 grup var 3 faktöriyele böldük. 2 grup var 2 faktöriyele böldük. Aynı değilse hiçbir problem yok. Şimdi arkadaşlar bundan sonra ne söyleyeceğiz? Bundan sonra yapacağımız olay şu. Bu gruplara isim vermek veya bir yere göndermek. İsim vermekle göndermek aynı kategoride arkadaşlar. Yani bu iki durum birbirinin aynısı. Ha gitmişsin sen grupları böldükten sonra birine sarı takım, birine kırmızı takım demişsin. Ha da birinci grubu Ankara'ya, ikinci grubu Bursa'ya göndermişsin. Bir farkı yok arkadaşlar. İkisi de aynı şeydir. O yüzden sorularda şunu önemseyeceksiniz. İki kişilik gruplara ayırıyor mu demiş. A ve B gruplarına mı ayırıyor demiş. Hocam bu kadar önemli mi? Tabii ki önemli. Neden biliyor musunuz? Başa geri dönersen Bakın şimdi arkadaşlar. Birinci grubun adı A olursa, ikinci grubun da adı B olursa bir kişilikler gördüğünüz gibi A, B, C, D grupları A isme sahip olur. Ama tam tersini yaparsam yeni bir durum ortaya çıkar. Bir kişiliklere B diyebilirim veya üç kişiliklere A diyebilirim. O zaman ne oldu? İkinci bir durum ortaya çıktı. Ya da demin silmiştim ya. Bakın şimdi birincilere A, B, ikincilere B şey birincilere A ikincilere B dersem bakın ne oluyor? AB grubu başlangıçta A ismine sahipken ikincisinde B ismine sahip oluyor. O zaman artık silemem arkadaşlar. Bundan dolayı ne yapacağız biliyor musunuz? İsim veya göndermek durumu olduğunda. Yani yazıyorum bakın. 4 kişi 2 kişi A'ya 2 kişi B'ye giderse kaç farklı durum oluşur dedim. İzleyin şimdi. İlk önce grupluyoruz. Her zaman önce grupla sonra dağıt. Şimdi gruplarken ne diyordum? 4'ün ikilisi. Sonra 2'nin ikilisi ama eşit sayıda grup var. 2 faktöriyel. Sonra arkadaşlar ne söyleyeceğiz? Bunları birine A'ya birine B'ye gö gö göndereceğiz. Ama hangisi A'ya hangisi B'ye gidecek belli mi? Değil. Sıralayacağız. O yüzden 2 faktöriyel. Yani. yani iki grubu iki farklı koltuğa oturmak gibi. Oturtmak gibi. Bu yüzden bu şekilde olacak. Hocam ya bunlar birbirini sadeleştiriyor. Niye böyle yapıyoruz ki lütfen demeyin. Çünkü arkadaşlar ÖSYM bununla ilgili güzel soruyor. Mantığı görün. Grupladığım için ikiye böldüm. Dağıttığım için iki faktöriyel çarptım. Yoksa madem sadeleştiriyoruz yazmaya gerek var mı? Çok orada lüzumsuz bir cümle oluyor. Bu bir de güvenin dediğim gibi. Her soru böyle olmayacak. Bazı sorularda göreceksiniz öyle bir soru olacak ki burayı ikiye böleceğiz ama burayı 3 faktör çarpacağız. O zaman sadeleştirme şansın da yok. O yüzden arkadaşlar bunu böyle alışın. Bir de dediğim gibi sadeleştirme kendiliğinden gelen bir şey. Gerçekte olay nedir? Grupla ve dağıt. Şimdi bunları farklı sayıda insandan oluşturursak yani dersek 4 kişi, 1 kişi ve 3 kişi şeklinde gruplara ayrılacak. Biri A'ya, biri B'ye gidecek. Şimdi yapıyorum. 4'ün birlisi, 3'ün üçlüsü. Gruplardaki eleman sayıları farklıysa bunları arkadaşlar bölmenize gerek yok. Şimdi neye dikkat edeceğiz arkadaşlar? Bunlardan hangi grup A'ya gidecek, hangi grup B'ye gidecek belli mi? Bir kişilik olan A'ya gidecek, 3 kişilik olan B'ye gidecek ya da 1 kişilik olan B'ye gidecek, 3 kişi olan A'ya gidecek. O zaman burada da yine iki grubu iki farklı koltuğa oturtmak gibi. Bu yüzden arkadaşlar iki faktöriyelle çarpmayı unutmuyorum. Bak burada sadeleştirme olmadı. O yüzden eleman sayıları çok önemlidir. Dolayısıyla burada da cevabımız 4 çarpı 2'den 8 oldu arkadaşlar. Eleman sayıları farklı olması bunu etkiledi. Siz demin ilk öğrettiğim temel bilgiyi öğrenirseniz böylece yanına 2 faktöriyelle çarpmak veya 3 faktöriyelle çarpmak sıkıntı olmayacaktır. Şimdi bunu bir de şöyle de yapabiliriz arkadaşlar. Ee, soru şunu da söyleyebilir. Der ki siz, ha tabii burada sayfam bitti devam edeyim bir şöyle. Bakın arkadaşlar. Diyelim şunu söyledi size. Dedi ki ee, 4 kişi yine tamam. 1 kişi Adana'ya, 3 kişi Bursa'ya dedi. Şimdi artık bakın. Burada 4'ün birlisi, 3'ün üçlüsü yapacağım. Ama sonra grupladım şu an. Dağıtma işleminde kimin nereye gideceği belli mi? Evet çünkü bir kişi artık Ankara'ya gidecek. Üç kişi Bursa'ya gidecek. Bu yüzden sakın bir şeyle çarpmayın. Demin neden çarptık? Bir kişilik grubu nereye gönderdiğimiz belli değil. Üç kişilik grubu nereye gönderdiğimiz belli değil. O yüzden iki kişiyi rastgele iki koltuğa oturtmak gibiydi. Ama burada rezerve edilmiş bir kişiyi garanti Ankara'ya öbüründe Bursa'ya göndereceksin şeklinde olduğundan kesinlikle bunu söylememiz lazım. 4'ün birlisi 3'ün üçün üçlüsü. Dolayısıyla bakın bu da yeni bir yorum oldu. Bunu da e, halletmiş olduğumuzu düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar devam edelim. Burada şöyle bir hareket yapalım şimdi. 6 kişiye çıkaralım bunları. 6 kişi 2, 2, 2 kişi diye ayrılsın. Bir grup A'ya, bir grup B'ye, bir grup C'ye gitsin. O zaman bak gruplarken 6'nın ikilisi 4'ün ikilisi. 2'nin ikilisi. Gruplarken aman bölmeyi unutma. Sonra arkadaşlar ne yapacağız? Bunları dağıtacağız. Nereye dağıtıyoruz? 3 tane farklı şehre. O zaman 3 farklı şehre göndereceğim için 3 faktöriyelle çarpmayı unutmuyorum. Evet bunlar sadeleşti biliyorum. Ama önemli. Sadeleşse de durumun farkına varman gerekiyor. Haliyle 15 çarpı 6 90 olmuş oldu. Şimdi 6 kişiyi bir de şöyle ayıralım arkadaşlar. Diyelim ki 6 kişiyi 1 2 3 diye ayıralım. A şıkkı 1 kişi Adana'ya, 2 kişi Bursa'ya, 3 kişi de arkadaşlar Hakkari'ye gitsin tamam mı? Bunları şimdi böyle ayıralım diyorum o zaman. 6'nın birlisi, 5'in ikilisi, 3'ün üçlüsü. Peki bir şeye bölecek miyim? Hayır gruplardaki eleman sayıları farklı. Peki dağıtırken bir şeyle çarpacak mıyım? Hayır. Neden? Dağıtım baştan yapılmış. Kimin nereye gideceği belli. Rezerve edilmiş. O yüzden bir şeyle çarpmak yok. Bir şeye bölmek yok. Bu birincisiydi. İkincisi şunu diyelim. 1, 2, 3 kişilik gruplara ayırdık. Biri A'ya, biri B'ye, biri de işte Hakkari'ye gitsin. Bakın şimdi. Grupları ayırdım. 6'nın birlisi, 5'in ikilisi, 3'ün üçlüsü. Dölmüyorum çünkü gruplardaki eleman sayıları farklı. Dağıtırken kimin nereye gideceği şu an belli mi değil. O yüzden 3 faktöriyelle çarpıyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde arkadaşlar. Dağıtım sorularında veya isim verme sorularında önemli. Bunu şöyle de yapabiliriz bakın. Bu soruların diğer modeli de şöyle. 4 kişi A ve B takımlarına ikişer kişi olarak dağıtılacaktır. Kaç farklı şekilde dağıtılır? O zaman arkadaşlar bakın şimdi. 4'ün ikilisi, 2'nin ikilisi. Bölü 2 faktörel gruplardaki eleman sayısı aynı. Ve arkadaşlar şimdi ne söyleyeceğiz? Bunları iki farklı yere göndermek gibi. O yüzden demin dedim. Grup ismi görürseniz bunları farklı yere göndermek gibidir. Aynı şeydir. O yüzden dağıtma işlemini yine atlamayın arkadaşlar. Bundan sonra artık takım ismi var mı yok mu buna odaklanın. Bir yere gidiyorlar mı gitmiyorlar mı buna odaklanın. Gitmiyorlarsa sadece ayırıyorsak ayırıp bırakıyorsunuz. Gönderiyorsak veya isim varsa şu faktöriyel kısmını unutmuyorsunuz arkadaşlar. Bir de şöyle bir soru sorayım arkadaşlar size. Şunu yapalım. Bakın 8 kişi olsun. 8 kişiyi 2 3 3 diye gruplara ayıralım. Bakın bunları görelim şimdi. Bunları derken bir tane soru göstereceğim. Ekstra bakın böylece bölmenin ve çarpmanın ne kadar anlamlı olduğunu göreceksiniz. A şıkkı 2 3 3 diye gruplayacağım. B şıkkı birini A'ya, birini B'ye, birini C'ye göndereceğim veya birinin ismi A, birinin ismi B, birinin ismi C olacak. Dikkat. Şimdi 8'in ikilisi 6'nın üçlüsü 3'ün üçlüsü bölü kaç? 2 faktörü yani neden? Çünkü arkadaşlar 2 tane grubun eleman sayısı aynı. Sakın 3'e bölmeyin. Kaç tane grubun eleman sayısı aynıysa o kadar gruba bölüyoruz. Öbürlerinde 3 tane aynıydı 3'e böldük. 2 tane aynıydı 2'ye böldük. Şimdi bakın 2 tane grup aynı diğeri farklı onlardan. O yüzden böyle 2 faktörü bölmüş oldum. Şimdi bu birincisinin cevabı. İkincisinin cevabı yine her zaman gibi her, bu dağıtma işlemlerinde gruplamadan olmaz. 6'nın üçlüsü, 3'ün üçlüsü diye söylüyorum. 2 faktöriyle bölüyorum. Sonra çarpı diyorum arkadaşlar. Bundan sonra ne diyeceğim? Dikkat edin. Kaç farklı yere gidiyor bunlar? 3. Çarparken işte 3 faktörel. O yüzden hocam ne gerek var Allah aşkına onlarda iki faktöriyelle iki faktöriyle yazmasanız olmaz mı diyen arkadaşlar içinden hala öyle geçiren arkadaşlar böylece bakın burası farklı olduğu için herhalde artık tatmin olmuştur diye ümit ediyorum. Burada eleman sayıları aynı olan iki grup olduğu için iki faktöriyelle böldüm ama bunları sonuçta üç farklı yere gönderdiğim için 3 faktöriyelle çarpmak zorundayım arkadaşlar tehlikeli bir yerdir. Hatta buralar böyle öğretmenlerin bile zorlandığı bir yerdir arkadaşlar Telaş yapmayın bu dediğimi referans alın Bir de üzerine bir video daha gidip benim ayeti oynatma listesinden özdeş nesne ve e, dağıtı, Dağılım problemleri diye başlıkları var onların oradan da bakın otursun iyice Sonra görün bakın soruları nasıl çatır çutur yapıyorsunuz Ben size bu ayrıntılardan böyle bahsetmiş oldum arkadaşlar Şimdi Artık geride yapmamız gereken ne kaldı? Özdeş nesne ve farklı nesne soruları arkadaşlar. Onlardan bahsedeyim size. Farklı nesne sorusu yazıyorum. 3 farklı oyuncak 5 kutuya kaç farklı şekilde dağıtılır? Nasıl söyleyeceğiz o zaman? Birinci oyuncak. Bunlar soru tipidir. Bence hani bak üstteki gibi aşırı derecede mantığını sürekli anlatabil, anlatsam da her an anlayabileceğiniz bir durum olmayabilir. Durum şudur. Birinci oyuncağı 5 kutuya da gönderebilirim. İkinci oyuncağı 5 kutuya da gönderebilirim. Üçüncü oyuncağı 5 kutuya da gönderebilirim. Hangisine kaçar tane göndereceğimi söylemiş mi? Hayır. Sınır yok özgürsün. O yüzden 5 üzeri 3 yani 125'tir. Şöyle deseydi. 2 oyuncak A kutusuna 1 oyuncak B kutusuna gönderilecek şekilde deseydi o zaman 3'ün ikilisi 1'in birlisi diyecektim. Kimin nereye gideceği belli böyle kalırdı. Grupta hangi kutuya gittikleri belli değil. Hangi kutunun kaç tane alacağı belli değil. İstediğim sırada sıralıyorum şey gönderiyorum o yüzden bir sıkıntı yok. Ama ikincisi gibi sorsaydı evet böyle söylerdim. Bunu şöyle de söyleyebilir arkadaşlar. Her bir kutuda en çok bir tane olmak şartıyla kaç farklı şekilde dağıtılır? O zaman arkadaşlar olay şu. Birinci oyuncak 5 kutudan birine gidebilir. Artık o kutuya gitmek yok. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 diyelim. Temsil olarak bu kutuya gitti diyelim. Artık ikinci oyuncak 4 kutudan birine gidebilir. Mesela buna gitsin. O zaman üçüncü 3 üç kutudan birine gidebilir. Gördüğünüz gibi birincisi ile en sonuncusu arasındaki pardon fark şudur. Burada her kutuya istediğim kadar koyabiliyorum. En sonuncusunda en çok bir tane koyuyorum ya da hiç koymuyorum. En çok bir tane o demektir. Ya bir koyacaksın ya bir hiç koymayacaksın. Dolayısıyla arkadaşlar bunların arasındaki farkı da böyle söylemiş olayım. Şimdi bunlar farklı nesneleri farklı kutuya atma sorularıydı. Peki sorumuz şöyle olsaydı? 4 özdeş oyuncak 3 kişiye kaç farklı şekilde dağıtılır deseydik işte size ezber soru tipi. 4 özdeş oyuncu 3 kişiye dağıtacaksak arkadaşlar burada beni düzgünce dinleyeceksiniz. Ayraç yöntemi diye bir yöntem yapıyoruz arkadaşlar burada. 4 tane özdeş oyuncuyu şöyle simgeliyorum. Sonra bunları 3 kişiye böleceğim ya. 2 tane ayraç kullanıyorum. Neden 2 ayraç? 2 ayraç arkadaşlar 3'e böler çünkü. Bir ekmeği bir kesik attığınızda ikiye bölmek gibi. iki kesik attığınızda üçe bölmek gibi düşünün. Bakın şöyle. İki kesik de üçe bölünüyor. Bir kesik de ikiye bölünüyor. O yüzden üç kişiye dağıtmak için iki ayrıca ihtiyacım var. Dolayısıyla böyle ayrıcı koyuyorsunuz arkadaşlar ve şunu söylüyorsunuz. Toplam kaç eleman oldu? Altı eleman. Kaça böleceğim? Dört tane özdeş oyuncak olduğu için. Dört faktöriyel. Ayrıçlar da eşit kabul edilir. İki faktöriyel. Bu şekilde arkadaşlar... 6 çarpı 5 bölü 2'den cevap 15 olacak. Bu özdeş nesneleri farklı kutulara dağıtma, farklı kişilere verme bu şekilde arkadaşlar yapılır. Bunun ezberini bence bilmek zorundasınız. ÖSYM e sordu sordum evet dedi ki 3 özdeş para 5 kutuya istenen sayıda onu parantez olarak belirtmiş. Size onu söylemesi de olur. Zaten bir şey demiyorsa istenen sayıda demektir. 5 kutuya kaç farklı şekilde konur dedi arkadaşlar. Dolayısıyla ne yaptık o yıl ben biz ben, benim girdiğim yılda hatta 3 tane arkadaşlar özdeş para var. 5 kutu için kaç ayraç lazım? 1, 2, 3, 4 ayraç lazım. O zaman 7 faktöriyel bölü 4 faktöriyel bölü 3 faktöriyel olacak. Dolayısıyla buradan da 7 çarpı 6 çarpı 5 bölü 3 faktöriyel 6'dır. 35 olacak. Örnek bir görüntü yapayım size. Neden böyle yapıyoruz? Bakın şimdi 3 özdeş para dedik. Yani e, birer lira gibi düşünün. Madeni para. Şimdi bakın. Ayrıcı şöyle koyduğumu düşünün. Bu, bu, bir tane ayraç buraya koyayım. Bu ve bir, bir tane ayraç da bu. Bu ne demek biliyor musunuz? Şimdi e, birinci kutuya arkadaşlar bir tane koyacağız demek. Bakın şu iki ayraçın arası boş görüyor musunuz? İkinci kutuya hiç koymayacağız demek. Sonra... Bu iki ayrı açarısı bakın. Üçüncü kutuya bir tane koyacağız. Sonra arkadaşlar dördüncü kutuya yine bir tane koyacağız. Ve beşinci kutuya koyamayacağız. Gördüğünüz gibi bu şekilde ayraçlarla ayırmış oluyoruz. Bu görüntüyü anlamak zorunda mısın? Bence değilsin. Zaten ezber kural. Ama anlarsanız daha iyi olur. Ya da üstteki dört özdeş oyuncu üç kişiye dağıtmıştım ya. Bakın bu örnek görüntü bana neyi anlatıyor biliyor musunuz? Birinci kişi iki tane aldı. İkinci kişi bir tane aldı, üçüncü kişi de bir tane aldı. Dediğim gibi bunu görsel olarak anlamak zorunda değilsin, yapmak zorundasın ama özdeş nesneleri farklı kutulara veya insanlara dağıtırsak bu şekilde arkadaşlar yapacağız. Olayımız bu. Burada son olarak bahsedeceğim şey de ne olacak? E, farklı nesneleri özdeş kutulara koyacağım şimdi. Yani bakın şöyle dört farklı oyuncak. 3 özdeş kutuya kaç farklı şekilde konur? Bu da arkadaşlar şöyle bunun yöntemi de. Bakın 4 oyuncağı özdeş 3 tane özdeş kutuya koyacağım. Ee, nasıl koyacağım önemli değil. İster dağıtayım, ister dağıtmayayım. O zaman burada durum şudur. Birincisi bu 4 tanesini arkadaşlar birine koyarım. Yani bir durum. Kutulara özdeş ya. 3 kutudan birini seçmenin anlamı yok. Zaten hangisine koysan aynı şey. İkinci durum arkadaşlar. 3 oyuncağı bir kutuya, bir oyuncağı bir kutuya koyarım. Tabii ki böyle yaparız. O zaman bunlar farklı nesne olduğu için dördünden üçünü bir araya toplayacağım. Sonra arkadaşlar kalan birini de e bir yere göndereceğim. Nesneler özdeş olduğu için, kutular özdeş olduğu için gruplamam yeterli arkadaşlar. Grupladığım an kutular farklı olmadığı için faktöriyelle şöyle iki faktöriyelle çarpmama gerek kalmayacak. Neden? Çünkü gruplar aynı. Dolayısıyla bana hiçbir katkısı olmayacak. Buradan da 4 durum geldi. Sonra arkadaşlar 2, 2 diye gruplarım. Şimdi burası önemli ama. Bakın 4'ün ikilisi 2'nin ikilisi. Gruplarken eleman sayıları aynıysa her zaman 2 faktöriyele bölüyoruz. Şimdi dikkat. Kutulara özdeş ya. 2 faktöriyelle çarpmayacaksın yoksa soru hatalı olur. Ama hocam hani çarpıyorduk A ve B'ye gönderirken neden? A ve B farklı şehir. A ve B farklı isim. O yüzden farklı yerlere gönderdiğim için çarpıyordum. Ancak burada bu grupların, kutuların özdeş olduğunu bildiğim için çarpma hakkım yok. Eleman sayıları aynı olduğu için bakın sadece bölmek zorundayım. Bu şekilde bunu da söylemiş olayım. Şimdi bir kutuya dağıttım. iki kutuya dağıttım. Bir de üç kutuya dağıtayım. Üç kutuya da nasıl dağıtırım? Bir, bir, iki şeklinde. Başka şekilde dağıtma hakkım var mı? Yok. O zaman arkadaşlar burada da 4'ün birlisi, 3'ün birlisi, 2'nin ikilisi bölü 2 iki faktöriyel. Yani. Neden? 2 tane grubun eleman sayısı aynı. Peki bir şeyle çarpacak mıyım? Hayır. Çünkü arkadaşlar bu kutular özdeş olduğu için zaten hangi kutuya koysan görüntüsü dışarıdan bakınca aynı. Dolayısıyla grupladık ama dağıtmadık. İşte bu şekilde arkadaşlar. Farklı nesneleri özdeş kutulara gönderirseniz tek tek durum tespiti kaç tane göndereceğini anlayacaksın. O yüzden bir daha baştan anlatayım. Bir, ne yapacaksın? Önce hangi kutuya kaç tane koyabilirsin onu anlayacaksın. Birincisi her sadece bir kutu seçersin ona dört tane gönderirsin. İkincisi iki kutu seçersin üç ve bir şeklinde gönderirsin. Üçüncüsü iki kutu seçersin iki iki şeklinde gönderirsin. Sonra arkadaşlar son durumda nedir? Üç kutu seçip bir bir iki şeklinde gönderirsin. Bu durum tespitini yaptıktan sonra olay hallolmuş olur. Bu şekilde özdeş nesne farklı nesne olayını da bitirmiş olayım. Bu konuyu burada tamamlayalım arkadaşlar. Son kısım neresi orası şekilde sorular. Burayı daha iyi anlamak için, burayı daha iyi anlamak değil de daha da zorlanmak istiyorsanız ayeti oynatma listesinden arkadaşlar görebilirsiniz. Ee, bu şekilde olayı bitiriyorum. Ee, görüşmek üzere arkadaşlar. Dördüncü videoda yine ezberlerle dolu bir video olacak. İyi çalışmalar.